Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri en çok Atina'nın uykularını kaçırıyor. Amerika'nın kapısını çaldılar, beklenen cevap gelmedi. Avrupa Birliği'ne koştular. Birliğin derdi başından aşkın zaten. Sonuçta soluğu Mısır'da aldılar. İki ülkenin dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Deniz sınırı anlaşması imzaladı. Ancak şöyle bir sorun var. Bu iki ülkenin yani Yunanistan ve Mısır'ın Akdeniz'de birbirine sınırı yok. Tabii Türkiye, uluslararası hukukta da hiçbir tutar yanı olmayan anlaşmaya sert bir dille tepki gösterdi. Bununla da yetinmedi. Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Mesele Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Yunanistan'a güvenilmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan etti. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin sismik araştırmalara yeniden başladığını duyurdu. Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Niye yok? Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Yunanistan'la Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına Türkiye yeni NAVTEX ilanıyla yanıt verdi. Savaş gemileri demir al emrini beklemeye geçti. Akdeniz'de sular kaynama noktasına geldi. Önce savaş tamtamları çalan, ardından aradığı desteği bulamayan Yunanistan, çareyi Mısır'a sarılmakta buldu. İki ülke dışişleri bakanı Kahire'de bir araya geldi. Yunanistan ve Mısır, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın bir benzerini imzaladı. Ancak anlaşmanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle Türkiye sert tepki gösterdi. Biz bunu size karşı yapmış değiliz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın gibi bu tür bilgileri de bize yansıtıyorlar. Başkan Erdoğan Yunanistan'la masaya oturmak için sondaj çalışmalarına kısa bir ara verildiğini ama Atina yönetiminin verdiği sözü tutmadığı için faaliyetlerin yeniden başlatıldığını duyurdu. Sismik araştırma gemisi Barbaros'un güvenlik önlemleri de artırıldı. Refakat eden fırkateynlere ek SİHA ve AVAX uçakları bölgeyi havadan aralıksız izliyor. Şansölye Merkel benden ricada bulundu. Eğer siz Yunanistan'a güveniyorsanız şöyle 3 hafta 4 haftalığına bu sondaj çalışmalarını ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum ve göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklardı. Ve nitekim öyle de oldu. Şimdi de biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık. Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla anlaşmanın hukuksuz olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Bunu yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz. Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yeni bir NAVTEX yani deniz uyarı metni yayınladı. 10-11 Ağustos tarihlerinde Akdeniz açıklarında atış eğitimi yapılacağını, yaklaşan gemilerin hedef sayılacağını duyurdu. Yunan medyası haberi Akdeniz'de Türklerden yeni atak manşetiyle duyurdu.